Kişisel gelişim eğitimi almadan önce bu videoyu mutlaka gönlünle, kalbinle dinle ve hayatına yansıt. Aynı zamanda sevdiğin dostların vardır, arkadaşların vardır. Bu videoyu onlara hemen şimdi paylaş. Neden? Çünkü bu videoyu izlemeden kişisel gelişim yaparsan o zaman pişman olursun. Bir kere kişisel gelişim neden yapmalısın? Birinci madde şu. Kişisel gelişimde mutlaka bir hedefin olmalı. Yani ben buradayım, buraya gitmek istiyorum. O yüzden kişisel gelişim yapıyorum. Böyle bir hedefin olmalı. Ne olabilir mesela? Bak, örnek veriyorum. Sen bir annesin. Hedefin ne? İyi bir nesil yetiştirmek. İyi çocukların olması, kaliteli çocuklara sahip olmak. Bu bir hedef. Bu motivasyonla kişisel gelişim yap. Mutlaka bir hedefin olsun. İkinci örnek veriyorum. Sen iş adamısın. Günlük 10 saat çalışıyorsun, 15 saat çalışıyorsun, yoruluyorsun. Ne ailene, ne kendine, ne hanımına, hiç kimseye zamanın yok, arkadaşlarına zamanın yok. Ve kendini tüketiyorsun, 15 saat, 16 saat çalışıyorsun. Sen iş adamı olarak kendine bir hedef koy. Hedefin ne olsun? Artık en fazla 7 saat, 6 saat çalışmak. Çocuklarına daha fazla zaman ayırmak. Paranın bereketinin artması. Hobilere zaman ayırmak. Bu bir hedef. İşte bu hedefe ulaşmak için kişisel gelişim yap. Mutlaka kişisel gelişim yapmak için hedeflerin olsun. İki tane örnek verdim. Herhalde anladın beni. Şimdi bu hedefler olmadan kişisel gelişim yapmanız boşa kürek sallıyorsun. Yani standart bir hayatın varsa, bir beklentin yoksa, normal gidiyorsan geliyorsan işe, standart 8 saat gidiyorsun geliyorsun. Hayatın bu, bir beklentin yok. O zaman böyle kal, kişisel gelişim yapmana gerek yok, sen böyle mutlusun. Ama ne zaman Matrix'ten çıkmak istersin, hipnozdan uyanmak istiyorsan, o konfor alanından çıkmak istersen, kendi işini kurmak istiyorsan, daha fazla zaman ayırmak istiyorsan, hayattan tat almak istiyorsan, o zaman işte bu bir hedef, o zaman kişisel gelişim yap. Bununla beraber ikinci madde kişisel gelişimde önemli olan, senin aldığın kişisel gelişim senin fıtratına uygun olmalı. Pencere kapak meselesi. Sana uymuyorsa o kişisel gelişime hiç başlama. Sen inançlı bir insansın, Müslümansın örneğin. Allah'a inanıyorsun ama bazı kişisel gelişim onlar Allah yerine evrene inanıyor. Onlar devamlı enerjiyi evrene gönderiyor. Ama sen Allah'tan istiyorsun, öyle düşün. Senin fıtratına uymuyor. Yani evrene enerji gönderenler senin kalıbın ona uymuyor, onun kalıbı sana uymuyor. O zaman hiç oradan kişisel gelişim alma. Çünkü senin fıtratına ters. Senin fıtratını bozar. Sen sürekli yetişme tarzından dolayı sürekli sorgularsın. Yani onun sana katacağı bir şey yok. Şuna siz de şahit olmuşsunuzdur. İnançlı bir arkadaşınız var. Gidiyor kişisel gelişim yapıyor. Ama o kişisel gelişim yaptığı yerde Uzak Doğu'dan, Budizm'den, Konfüçyüs'den alınan yöntem ve taktiklerle İslam'a muhalif teknikler ve yöntemlere odaklanıyor. Onları hayatına uygulamaya başlıyor. Ama başlangıçta yüzüne baktığında arkadaşının, o dindar insanın nuru vardı, öyle düşün. Ondan sonra o eğitimlere katıldıktan sonra inancı değişiyor. Örneğin namaz kılıyorsa namazını bırakıyor. Daha önceden dua yapıyorsa artık dua yapmıyor. Sürekli enerji gönderiyor evrene. Allah inancı değişiyor. Kötü alışkanlıklara başlıyor. Bunlara şahit olmuşsunuzdur sevgili arkadaşlar. Yani kişinin yüzünde ne nur kalıyor, ne meymenet kalıyor. Öyle insanlar görmüşsünüzdür. O yüzden kişisel gelişim aldığın yer senin fıtratına uygun olsun. Çünkü kişisel gelişimde herkes, her öğretmen, her eğitmen kendi inançlarını empoze etmeye çalışıyor. Onun propagandasını yapıyor. Yani şöyle düşün. Budistse adam Budizm'i sürekli pop-pofluyor sana. Veya Hristiyansa Hristiyanlığı sana övüyor. Senin bilinçaltına sen anlamadan kodları yerleştiriyor. Dolayısıyla senin kalıbından olan birisi, seni anlayan, aynı değerlere sahip, aynı dile sahip, senin problemlerini daha önceden yaşamış ve çözmüş İnsanlardan eğitim almanı tavsiye ediyorum. Mesela et alırken nasıl dikkat ediyorsan, helal kesim diye inançlı bir insan dikkat ediyorsa, sen de sana helal anlatacak kişilerden eğitim alman lazım. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Kişisel gelişim konusunda eğitim alacağın kişi teoride mi, anlattıklarında uyguladı mı? Yani hayatına yansıttı mı? Şöyle örnek vereyim. Aile danışmanlığı yapan
bir uzman düşün. Kendi ailesinin sorunu yaşıyorsa ve çözemediyse sana aile danışmanlığı yapamaz. Veya finans konusunda cebinde parası olmayan kişi sana yatırım danışmanlığı yapıyorsa o sana yatırım danışmanlığı yapmıyor. Parayı nasıl batıracağını anlatıyor aslında. Dolayısıyla sen eğitim aldığın kişiye bak, iyi analiz et. Bu adam anlattıklarını uygulamış mı? Başarmış mı? Yoksa içi boş mu? Sadece teori mi anlatıyor? Pratikte uygulanabilir mi bu anlattıkları? Veya uygulamış mı? Bununla alakalı şeker hastası olan çocuğa sahip bir anne İmam-ı Azam'ın yanına gidiyor ve diyor ki benim oğlum sürekli bal yiyor, nasıl terk ettireceğim, nasıl bıraktıracağım? 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra tekrar anne oğlunu alıp gidiyor ve İmam-ı Azam kulağına fısıldıyor çocuğun. Oğlum bundan sonra bal yemeyeceksin, tamam mı diyor. Tamam diyor ve çocuk bal yemeyi terk ediyor. Anne merak ediyor. 1-2 hafta sonra tekrar İmam-ı Azam'ın yanına gidiyor. Diyor ki neden bizi 40 gün beklettin? Neden o gün söylemedin? Deyince diyor ki ben 40 gün bal yemeyi terk ettim. Yani uyguladım. Uygulayınca sözümün tesiri oldu. Sözümün tesiri olunca çocuğun bal yemeyi terk etti. Ama bal yerken oğluna sen bal yeme dediğimde tesir etmeyecekti, etki yapmayacaktı. Dolayısıyla eğitim veren insanların tesirli olup olmadığını anlayabilmek için gerçekten uygulayıp uygulamadığına bakın. Anlattıklarını gerçekten hayatına yansıtmış mı? Buna bak. Eğer yansıtmadıysa hiç ciddiye almayacaksın, bırakacaksın, hiç katılmayacaksın o programa. Şimdi gelelim 4. maddeye değerli arkadaşlar. Kişisel gelişim güçlü alışkanlıklar kazanmaktır. Yani geçici bir heves olmamalı. Yani bir haftalık eğitime katıldın. Ya ben kendim çok iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum, çok rahat hissediyorum, uçuyorum mutluluktan. Bu kişisel gelişim değil sevgili arkadaşlar. Bu sadece göz boyamak. Bu geçici bir durum. Sadece bir uyuşturucu almış gibi mutluluk yaşarsın bir hafta, iki hafta. Hani bir hafta eğitime katıldın, iki hafta, üç hafta mutlusun. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra unuttun her şeyi. Boşa para harcadın. Boşa emek harcadın. Önemli olan ne? Orada öğrendiklerini güçlü alışkanlık haline getirmek. Yani takipli olmalı. Uygulanır olmalı. Bir süreç olmalı. Yani bir davranışı alışkanlık haline getirmen lazım. O da bir hafta da olmuyor. İki hafta da olmuyor. Kişisel gelişimcilerin genellikle kullandığı 21 gün kuralı da artık yetmiyor. Neden? Çünkü o kadar nesneler var ki parlayan nesneler odaktan çıkarttığından dolayı en az 60 gün, genellikle 90 güne ihtiyacın var. Yani aldığın kişisel gelişim sürekli olmalı, takipli olmalı, online olmalı. Böyle gidip de gelmemen lazım. Çünkü sana zor gelir, yorulursun. Otobüslere bin git gel falan zaman harcarsın. Bu da olmamalı. Teknolojiyi kullanıp sürekli uygulanabilir planla sana güçlü alışkanlıklar kazandırmalı. Gerisi bu anlattıklarım dışında eğer kişisel gelişim yapıyorsan açık ve net söyleyeyim. Belki acı gelebilir ama o kişisel gelişim seni ileri götürmez. Sadece zamanını senden alır, paranı senden alır, umutlarını senden alır ve hayal kırıklığına uğrarsın. Hayatında hiçbir şey değişmez. Eski tas, eski hamam. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu videoda anlattıklarımı eğer uygularsan kişisel gelişimden önce o zaman zarar etmezsin. Elindekilerini kaybetmezsin, zamanını kaybetmezsin, paranı kaybetmezsin, umutlarını da kaybetmezsin. Hemen kısaca özetleyelim. Birinci adım, kişisel gelişimde mutlaka bir hedef olmalı. Kişisel gelişim seni hedefine götürmeli. 2. Fıtratına uygun olmalı, inancına uygun olmalı, değerlerine uygun olmalı. 3. Teori olmamalı, pratik ve uygulanabilir olmalı ve sana anlatan kişi sana öğrettiklerini de uyguluyor olması gerekiyor. 4. çok önemli, kişisel gelişim sana güçlü alışkanlıklar kazandırmalı. Yeni davranışlarını alışkanlık haline getirmeli, sürekli olmalı, kalıcı olmalı. Bu 4 madde ve bunu nasıl yapacağını 9 adımda anlattığım kapsamlı bir online programı hazırladım. Bunu izlemek için aşağıdaki linke tıklayarak katılabilirsin. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Burada da yetiştim. Danışmanlık şirketim burada. Burada doğup büyüdüğüm için, burada uzman olduğumdan dolayı Avrupa'da yaşayan insanların durumunu, haleti, ruhiyesini çok iyi biliyorum.
ve anlıyorum. Eğer siz de Avrupa'da yaşıyorsanız, kendinizi kalıcı bir şekilde gerçekten geliştirmek istiyorsanız, o zaman bu YouTube kanalına abone olun, sevdiklerinizle paylaşın, daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda yapman gereken ilk adım, bu videonun altındaki linke tıkla ve tanıtım programını izle. Tanıtım programında görüşmek dileğiyle, hoşça kal.